Bu nasıl olacak? Maalesef değerlendirme kıstasımı söylemeyeceğim. İşine yarayacağını düşündüğün şeyler sana zarar verebilir. Reddedilmene sebep olacağını düşündüğün şeyler de tam aradığım şey olabilir. Fesat karıştıramam yani. Dolaylı cevap verirsen anlarım. Yalan söylersen anlarım. Beni kandırmaya çalışırsan anlarım. Bu görüşme sona erer ve burada acı içinde ölürsün. Anlaşıldı mı? Cinsel yönelimin nedir? Eşcinselim. Ama lisedeyken bir kızla yatmıştım. Sonuna kadar gitmiştim. O da gitti. Yani galiba kızlarda anlaması daha zor. Ama üreme söz konusu olduğunda mecbur kalırsam o işi yapabilirim, evet. Genetik malzeme toplama tekniklerimiz var. Şu an hala fetüsün gelişmesi için kadın rahmine ihtiyacımız var. Ama senin zavallı bir kızı hamile bırakma yetine ihtiyacımız yok. Bana öfkenden bahset. Büyük annenden bahset. Neden o ikisini birleştirdiniz? Tamam. Ondan bayağı nefret ediyorum. Güzel. Neden? Çünkü mükemmel bir eşcinsel olmamı istiyor. Evli, iki Yorkshire Terrier'i ve porselen tabak takımı olan. Bir hadım. Bir hadım. Ben hiç öyle biri değilim. Yaşlı değilim ama oral seksin hem keyif almak için yapıldığını hem de siyasi bir isyan olduğunu hatırlayacak yaştayım. Seni utandırmış. Geçmişte. Ne biliyorsunuz? Belki bana bütün sırlarını söyleyen bir dosyam vardır. Belki bir şeyler seziyorumdur veya sana olta atıyorumdur. Gerçekte kim olduğunu söyle. Günah çıkarmamı falan mı istiyorsunuz? Rahip değilim ben. Tanrı'ya inanıp inanmadığımı bile bilmiyorum. Tanrı varsa neden kıyamete izin verdi? Günah konsepti biraz antika kaldı sanki. Kaosu uzak tutmak için koyulan kurallar. Artık kurala gerek yok. Kaos kazandı. Büyük annem saçma banyo tarzı eşcinsel öğle yemekleri verirdi. Tanrım, The Bachelor'ın homoseksüel versiyonu gibiydi. Scarlett Johansson'ı temsil eden avukat Walter'ın pileli beş pantolonlara zaafı vardı. Morris'in 14 tane falan köpeği vardı. Ve Mario Vestri, mobilya mağazasında müdürdü. Neyse, hepsi gerizekalıydı. Ondan nefret etseler de berbat yemeklerini beğenmiş gibi yapıp ahmakça hikayelerini dinlerlerdi. Bana kancayı takarlarsa öldüğünde onun parasına konacaklar diye. Vasiyetinde her şeyini bir kedi hayır kurumuna bağışladığını onlara söylemedi. Kıyafetin akşam yemeğine uygun değil tatlım. Benim yediğim yerlere uygun büyük anne. Fransız çorbası. Bayılırım. Zavallısın. Bir daha beni ehlileştirmeye çalışmadı. Deri seviyorsun demek. Pek çok şey severim. Bir şey sorabilir miyim? Eşcinsel misiniz? Öyle olduğunuzu hissediyorum da. Bu fikir seni heyecanlandırıyor mu? Evet. Bu konuda ne yapacaksınız? Bu konuşmaya başka bir zaman devam edelim. Ne? Bu kadar mı? Nasıldım? Kabul edildin mi?